Evet CHP'den devam ediyoruz. Son 1-2 gündür bir danışman krizi yaşanıyor değerli izleyenler CHP kanadında. AKP'den daha önce milletvekili aday adayı olan ve 2016'da Kılıçdaroğlu'na hakaret tweet'i e atan Perinaz Mahpeyker Yaman'ın CHP'de genel başkan danışmanı olarak atandığı tartışması hala sürüyor. CHP yönetimi danışman değil dedi ancak yayınlanan belgeyi sessiz kalındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanlık bilmecesi sürüyor. İsmi Perinaz Mahpeyker Yaman, genel başkan danışmanı olarak görev yapıyor. Ama kimin atadığı bilinmiyor. Belgeler ortaya çıktı ama soru işaretleri yerinde duruyor. Sosyal medyada yer alan ıslak imzalı belgeye göre Perinaz Mahpeyker Yaman, 26 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kadın ve aile politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan danışmanı olarak atandı. Yalanlanmayan belgeye göre Yaman bir hafta danışman olarak kaldı. Konuyla ilgili CHP'li yetkililerle görüştüğünü aktaran gazeteci İsmail Saymaz, Yaman'ın 26 Mayıs'ta danışmanlığa alındığını, 4 Haziran'da ise bütün danışmanlarla birlikte Yaman'ın da görevine son verildiğini ifade etti. Yaman'la ilgili CHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada Yaman'ın danışman olmadığı ifade edildi. Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MK değişikliğinin hemen akibinde 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile o tarihe kadar görev yapan genel başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir. O tarih sonrasında yapılan baş danışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda ilgili tarih ve genelge sonrasında ismi geçen Perinaz Mahbeyker Yaman isimli bir danışman ataması yapılmamıştır. Perinaz Yaman, AKP'den Batman Belediye Başkanı aday adayı ve 27. dönem milletvekili aday adayı olmuştu. 7 yıl önce de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik zavallı, hain, kanı bozuk paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı. Perinaz Mahbeyker Yaman ise sosyal medya hesabından Anıtkabir ziyareti fotoğraflarını paylaştı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Ancak yapılan açıklamalara rağmen Kılıçdaroğlu imzalı belgenin nereden çıktığına dair bir yanıt yok.